dönemlerin Meksika dizileri, Brezilya dizileri vardı. Dünyayı kasıp kavurdu. Şu biz bile izlerdik. Türk dizileri o halde ve o ülkelerde Türk dizileri izleniyor. Size ay, o kadar güzel. Söyleyeyim. Çok güzel. Ben Hint filmi çok severim mesela. Aa, evet, çok evet. Sıkılıyorum. Ay. Ben acayip seviyorum. Türk filmi gibi geliyor. Eski ha, bir yere giderken mola verip oynamak falan. Yani ne bileyim ben yoruluyorum. Ama Bollywood diye de bir gerçek tabii var. Tabii var ama ben daha hızlı olsun her şeyi istiyorum. Aksiyon. Böyle hemen hızlı olsun yani. Ama dikkat et, genelde dramalar şey. Evet, bravo ama tarih dizilerinin de çok bu şeyde pastada en büyük payı olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Muhteşem Yüzyıl herhalde en iyisi oldu. Muhteşem Yüzyıl bence bir milat da oldu Türk dizileri için. Yani dışarı satışları. Mesela Muhteşem Yüzyıl'ın bu son çekileri ki Kösem... Reyting rekorları kırmıyordu Muhteşem Yüzyıl kadar. Başarılı değildi ama yurt dışı sırf yurt dışına satıldı diye devam ettirilen bir işti yani. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet, Dubai'ye satışı vardı falan diye böyle. Enteresan şeyler ama ben Türk dizilerinin son özellikle 5 yılda 6 yılda muazzam bir yere geldiğini söyleyebilirim. Çünkü önceden çok kötüydü ya. Basitti, evet, çok çünkü kötüydü. Çok para harcanıyor artık. Evet. Çok emek var. Evet. Eskiden hani daha ucuza kaçıyorlardı gibi geliyor. Bir kere yani Ali abi sen bu konuda çok yazı yazdığın için hani evet. En hani bu konuyla ilgili konuşacak sensin gerçi ama hani çok belli yani şu an demin izlediğimiz değil mi dizide bile yani bakıyorsun görüntüler muhteşem oyunculuklar görüntü. Belli ki çok iyi olacak hani dediği gibi ne eğitimlerden geçiyorlar artık daha titiz ve hassaslar çünkü bu işin şeyinde ekmeğinde çok da yiyorlar yurt dışına pazarlanınca. Kesinlikle. Ondan dolayı da orada öyle birer star oldu hepsi zaten. Evet. Üstelik buradan giden diziler şöyle bir avantaja gidiyor. Ali abi sen zaten biliyorsun bize de izah et. Mesela bizim izlediğimiz bir bölümü yurt dışı 4 bölüm olarak yayınlıyor. 3 bölüm. 3 bölüm mü? 3 bölüm 2 bölüm. Şimdi geri oturup doğru konuştuğumuz zaman şunu göreceğiz ki Türk dizi sektörü prodüksiyon kalitesi çok yükseldi. Dünya standartlarına geldi. Ama ve lakin deniz bitti, konu bitti. Yani bugün... sektörde kiminle konuşursan konuş özgün konu kalmadı. Özgün konu kalmayınca ne oluyor? Taklit. Biz Güney Kore'den format alıntı. Alıp hı-hı. Yerlileştirip uyarlama. Bunu yani Brezilya dünyaya dizi satıyor diye Brezilya'nın başına ne geldiyse bizim başımıza da aynısı gelecek gibi bir tehlike var. Şu anda 350 milyon dolar yıllık diziden, ihracatından para kazanıyor Türkiye ama onlar eskiden satılan dizilerin daha geniş coğrafyada daha değerli yüksek fiyatlara satılmasından kaynaklanıyor. Şu anda ekrandaki dizilerden dünyaya satılabilen sayısı çok az. Çünkü siz bunu satabilmeniz için 26 bölüm ekranda olması lazım. 26 bölüm dayanabilen, komedi olmayan, tamamen yerel olmayan evrensel bir ruhu hikayesi olan, olsun. Hikayesi olan diziler lazım. Şimdi dünya standartlarına bu çıtayı yükselttiğiniz zaman sizi bekleyen tehlike nedir? Sizi bekleyen tehlike şu, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı Deli Yürek. Fatih dizisi, Mehmet bir Cihan Fatih'i milyon dolarları çöpe attılar. Çünkü çekilenleri... bir dünya standartında Türk dizi sektörünün geldiği noktanın bir üst level'ında görmediler. Çünkü o dizi yayınlandığı zaman Türkiye'de kanalda yayınından para kazanma şansı sıfır. Dünyaya satarak oradan gelecek parayla kara geçme ihtimali var ki bu çok yüksek bir ama o da kriterlere mi uymadı? İhtimal. Evet. Onu dünyaya satabilmeniz için de o kalitede bir iş ortaya çıkın. Lazım. Ali abi uyarlama dizileri de bu konuda risk o zaman. Çünkü evet. Mesela biz yurt dışına alıyorsak zaten yurt dışına satma ihtimalimiz hepten bitecek yani. Uyarlama dizilerinde de bu ihtimal var. Özgünlük şimdi, yok şimdi yani. Orada şöyle bir şey. Daha iyisini mi yapıyoruz? Met yapım evet. Met yapım öyle bir dizi yapmıştı. Hayat şarkısını yaptı uyarlamasından daha iyi oldu diye eleştirmenlerden geri dönmüştü. Şimdi mesela. O bölüm başı 5.000 dolara alıp bölüm başı 50.000 dolara satmışlardı. Wow, evet, çok güzel ya. Yani kâra bak. İyi yapılabilen işler de var. Yani şeysi damarı tutanlar da var. Ama tutmayanlar da var. Şu anda sektörün sıkıntısı senarist yetiştiremiyor. Özgün senarist yetiştiremiyor. Çünkü herhangi bir dizide diyalog yazanları hadi gel sen bunu yaz. O kadar çok olmuyor dizi o çekiliyor. O, o kadar çok olmuyor. Proje var ki. Yani kanal yöneticilerle konuşuyorum. Diyor ki yani bir yılda 100'e yakın proje geliyor. 70-80 proje
birbirinin fotokopisi. Yani hiç özgün değil işlerinde. Dışarıya satılabilmesi için artık biz iç pazara dizi çekmiyoruz. Dış pazara dizi çekiyoruz. Yani onun için dış pazarda şansı olan Kıvanç Tatlıtuğ'u mutlak oynatmak istiyoruz. Tuğba Büyükgüstü'nü mutlak oynatmak istiyoruz. Engin Akyürek. Yani dolayısıyla televizyon kanalları da önceden ne yapıyor? Kıvanç Tatlıtuğ'a diyor ki sen benimsin. Hmm. Ben sana proje bulacağım. Al 2 milyon dolar. Hmm. Evet. Peşin, bunu Çivete de yapıyorlar. Hepsini yapıyorlar. Bunun yurt dışı şeyini, selebritesini kullanıyor. Tabii. Anladım. Ama dünya bunu almıyor. Dünya hikayeyi alıyor. Hikaye. Yani sen Kıvanç Tatlıtuğ'a çok iyi bir dizi çekersen onu alıyor. Ama bazen öyle oluyor ki. Masat hikayeler. Seyit'le neydi? Kurt Seyit'le Şura. Kurt Seyit'le Şura. Türkiye'de tutmadı. Evet, ama ön satışını 100'e yakın 50 ülkeye sattıkları için sündürdüler. Yine Cesur ve Güzel Cesur ve Güzel de öyle. İşte dizi. O dizi niye? Çünkü Tuğba Büyükgüst'ün bana göre bir dünya starı dizi sektöründe. Öyle Kıvanç Kıvanç Tatlıtuğ öyle. Hı hı. Yani bizde 20'ye yakın bir dünyada dizi starımız var. Ama biz bunları projelendirip satmayı bilmiyoruz. Ortak proje yapmayı bilmiyoruz. Sadece lokal proje yapıp onlarla satmaya çalışıyoruz. Ama karamsar olmaya da gerek yok ama 2023'te 1 milyar dolar ihracattan hedef. İnanılmaz güzel, bir rakam. Güzel ya. Bir hayal. Umarım 100 milyon dolara düşmez 2023'te dizi ihracatımız. Dizi izliyor musunuz Ali abi şu anda? Ben defalarca da yazdım. Tek bir dizi, bütün dizileri Eşkıya. Birinci bölümünü izliyorum. Heh. Takip ettiğim tek dizi var Eşkıya Dünya Eşkıya. Hükümdar Sen Olmaz. Sen Nece? Maşayla kocayı. Çocuk durumundan, eş durumundan. Vallahi hiç izlemiyorum ya. Çünkü tam onun uyku saati. Ben onu uyutuyorum. Ondan sonra dizinin sonuna geliyorum. İstanbul'u gelin sonlarını yakalıyorum. Sonlarını. Yakalıyorum. Güzel. Ben de biliyorsun İlkay'la biz ufak tefek cinayetlerin hastasıyız yani. Bu ufak tefek cinayetlerde şöyle bir şey var mı? Üç diziyi birden uyandım. Yok arkadaşım eşi izliyor. Bana dedi ki ya çok güzel bir haber konusu var orada. Çalışanlarına kötü davranıyorlar hikayesi mi? Yok. Zenginler ne? Dört kız var ya burada. Evet. Bir tanesinin kocası hapse girdi. Evet. Biri onun kocasını ayartmış. Biri onun işini almış. Evet öyle. Öteki nesini almış? Evini almış. Dört tane ünlüye mi benzettin bunları? Yok kimseye benzetmedim de. Orada bir haber var evet. Evet yani şeylerin de attı şeyleresini. Düşenin dostu dizinin olmaz. Danışmanlığını yapan arkadaşı sordum tam öyle değil dedi. Ben izlemediğim için. Tam öyle. Yani aslında danışman tabii daha doğru söyler ama söylediğin gibi. Yani hapse girince. Yani siz izliyorsanız. Hapse girdi. He. Bir en yakın arkadaşı evini aldı. Tamam. Diğer en yakın arkadaşı işini aldı. Diğer en yakın arkadaşı ama ona çok zamanda kazık atan da kocasına. Falan iş oluyor yani tam ayartmış diyemeyiz ama kan, evet. Kalbi kayıyor. Evet. Yani danışman sana herhalde şey yaptı. Aslı yani beni kandırma bak izleyenler ben ne diyor. Ben müdavimim ya öyle olmadı mı? Siz. Bu bayağı. Şimdi caps'ler var tabii şeyde Twitter'da her yerde gezen. Bir tanesini şey yapmışlar Gülben Ergen. Bir tanesine Hande Yener. Bir tanesini Demet Akalın. Bir tanesine Seren Serengil. Ufak tefek cinayetler olmuş tam. Yeni sezon. Yeni sezon. Yeni paylaşmıştık. Çok tatlıydı gerçekten. Ha öyle mi? Evet. Ben onu kaçırdım. Algıda seççilik öyle şeyleri takip ediyorum. Ali abi ama şöyle bir başarısı var. Biliyorsun neredeyse şeyin 3. sezonu değil mi senin dizinin? Eşkıya Dünya Hükümdarı Olmaz. Eşkıya'yı. Geçebilen salı günündeki tek dizi oldu. Evet. Hem Twitter'da ABD geçiyor. Hem evet. Ya Twitter'ın hiçbir önemi yok bence. Hashtag yani başladığı an itibariyle Twitter'ın listesinin birincisi oldu. Yani şirketler kiralıyor birilerini. Uyduruk paylaşımlar yapıyorlar. Ama reytinglerde de çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Leyla Mecnun öyle senelerce yürüdü valla. Ya şimdi o evet. Çok başarılı bir şey. Twitter'da herkes fanatikti yani. Ama o gerçek. Onlara hitap ediyor. Onların gerçek olma ihtimali çok yüksek. Onun internette sansürsüz halleri yeniden yayınlanıyor hatta. Ya ben mesela ya o diziyi bir türlü oradaki esprileri bir türlü kavrayamadım. Onlar uzun dalga ben kısa dalgadan onları yayın yapıyor. Ben uzun dalga MKR'den bir türlü o diziyi anlamadım. Çok güzel bir dizi aslında. Güzel dizi. İyiydi. Evet. Başka bir kafa. Şimdi Türk dizilerinin dünyaya bu kadar satılmasının bir tabii önemli tarafı da ekonomik girdisi var. Dizi sektörünü geliştiriyor. Kültürümüzü yansıtabilmek, turistin gelebilmesi açısından, Türkiye'nin tanıtımı açısından da paha biçilmez bir değer olduğunu yani onlarla düşünüyorum. Onlarla ilgili çok sağlıklı veriler var. Özellikle Güney Amerika'dan çok turist geliyor ilk defa Türkiye'ye. Değil mi? Brezilya'dan, Arjantin'den, Şili'den.
ciddi turist gelmeye Dubai'den başladı. Dubai'den de saç ektirmeye geliyorlar. İnanılmaz bir faydası var. Peki başarılarının devamını diliyor. Türk dizilerinin takipçisi olmaya elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz ve bir